Şimdi de 17 yıl sonunda bebek sahibi olmayı başarabilen Kayran ailesinin mutluluğunu getireceğiz ekrana. 17 yılda 10 kez çeşitli tedaviler deneyen ancak bir türlü bebek sahibi olamayan Türk halk müziği sanatçısı Beyrin Kayran ve eşi PGD tedavisiyle sonunda yıllarca özlemini duydukları bebeklerine kavuştular. Diğer bebek şimdi 9 aylık. Kayran ailesinin mutluluğuysa görülmeye değer. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter artık, yeter, sevda çektirme. Evlilikleri süresince bebek sahibi olabilmek için 17 yılda 10 kez türlü türlü tedaviyi denediler. 17 yıl sonra yıllardır özlemini çektikleri bebeklerine sonunda kavuştular. Yeter artık, yeter, gel de çektirme. Türk halk müziği sanatçısı 39 yaşındaki Berrin Kayran ve eşinin bebek sahibi olabilmek için yıllardır denemediği yol kalmadı. 17 yıl içinde 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi uygulandı. 10 denemenin ardından 2 kez hamile kaldı. Ancak onlar da düşükle sonuçlandı. Psikolojimiz her seferinde çok fazla bozuluyordu. Her seferinde bir umutla, bir umutla, ne eşim ne de ben hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Baba Mahsus Kayran, bebekleri olmamasından dolayı suçluluk duyuyordu. Çünkü evlendikten 3 ay sonra eşi hamile kalmış, erken olduğu düşüncesiyle aldırmışlardı. Bunun acısını çok çektim, yani bunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani Allah-u Teala, biliyorum ki ben verdim, sen aldın, şimdi ben vermiyorum, gel yap. Mantığıyla ben hep düşündüm yani. Bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde hastane hastane dolaşıp umut arayan Kayran çifti şansları çok az olmasına rağmen umutlarını yitirmedi. Son çare kadın hastalıkları ve doğum, aynı zamanda tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'ın kapısını çaldılar. Berrin Kayran'da 100 kadından birinde ortaya çıkan bir durum görüldü. Çok hastaneye gittim. Hastalığımı keşfedemediler. Yani teşhisi koyamadılar. Teşhisi koyan bir sevgili Bülent Tıraş oldu. Biz tabii bu çiftimizi kapsamlı bir şekilde araştırdık. Ve araştırmalarımızın sonucunda bir çift rahim, daha doğrusu rahimi ikiye bölen bir perde olduğunu tespit ettik. Berrin Kayran'a PGD genetik tarama yöntemi uygulandı. Bu bizim ofis histeroskopi dediğimiz kamerayla rahim içine girilerek bu perde ortadan kaldırıldı. Ve biz sağlıklı olan embriyoları genetik yöntemle seçerek sonunda Diyar'a kavuştuk. Ve yöntem başarılı sonuç verdi. Berrin Kayran 2014 yılı Nisan ayında hamile kaldı. Bebekleri olacağını duyan çift mutluluktan havalara uçtu. Ama yine düşükle sonuçlanma ihtimali vardı. 300 hamileydim, 2 tanesini düşürdüm. 2 tanesi düştü, 3. de düşecek dedi doktorlar. Hatta o da düşebilir yani, çok riski var dedi. Ben 9 ay boyunca ne yaşadım ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Doğru düzgün uyuyamıyordum. Yani düşünüyordum, acaba bu da ölecek mi? Yani bu da yaşayabilecek mi? Ve sonunda 2014 yılı Aralık ayında mucize bebek Abdullah Diyar 3 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kayran ailesini sevince boğdu. Zaman çabuk geçti, 9 aylık oldu. Hadi bakalım. Abdullah Diyar doğar doğmaz benim hemen kucağıma verdiler. Yani dedim ki bu hayal, uyanmak istemiyorum, bu rüya herhalde dedim. Uyanmak istemiyorum dedim. Ben ağladım, o ağladı mutluluktan. Bebeği gördükten sonra ayaklarım yerden kesildiğini hissettim yani. Aileler mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz.